Hiper zekalar, herkese merhabalar babacığım. Metin Hoca'dasın. Ne yapıyoruz bu videoda? Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini işleyeceğiz. Çok güzel bir konudur. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün kazanımlar Mustafa Kemal'in kişilik özellikleriyle ilişkilendirilmiş ya. Ben size burada hemen örnek vereceğim. Anahtar kavramı vereceğim. Kişilik özelliğini vereceğim. Siz üniteyi burada yutacaksınız babacığım. Yutacaksın. Tamam, problem yok. Şimdi gel bakalım seninle hemen kişilik özelliğine, örnek söz ve davranışlarına bakıp geçelim. İleri görüşlülük, anahtar kavram. Mustafa Kemal'in bir sözünü verir. İçerisinde öngörmek, tahmin etmek, tespitte bulunmak varsa ileri görüşlülükle ilgilidir. Mesela yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca ufku görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmelidir. Ufkun ötesini görmek ileri görüşlülüktür. Çanakkale Savaşı'nda düşmanın nereden çıkartma yapacağını tahmin etmesi yine ileri görüşlü kişilik özelliğiyle ilgilidir. Liderliğe baktığımız zaman anahtar kavramlarımız öncülük etmek, önden gitmek, liderlik, başkanlık yapmak diyebiliriz. Yine Sakarya Savaşı'nda önce ordunun başına geçmesi mesela. İstanbul Harp Okulu'nda arkadaşlarla birlikte gazete çıkarılmasına öncülük etmesi liderlik, kişilik özelliğiyle ilgilidir. Teşkilatçılık, bak burada birleştirme, organize etme, örgütleme, birlik sağlama gibi kavramlar kullanılıyor. Özellikle Trablusgarp Savaşı'nda dağınık haldeki yerel halkı İtalyanlara karşı bir araya getirmesi, örgütlemesi, milli mücadele döneminde tüm cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmesi teşkilatçı olduğunu bize gösterir. Yaratıcılık mesela yeni eserler, dahi, ortaya çıkarma gibi kavramlar kullanılıyor. Mesela dahi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes ona deli der. Sorumluluk alarak yeni eserler ortaya çıkarması mesela Mustafa Kemal'in yaratıcı kişilik özelliğiyle ilgilidir. Yöneticiliğe bakalım. Sorumluluk, gerçekçilik, kararlılık, idare, karar, büyük kararlar vermek yeterli değildir. Bu kararları cesaretle uygulamak gerekir ifadesi mesela yönetici olduğunu bize gösterir. Benim her emrim yapılır çünkü ben yapılmayacak emir vermem. Bu da Mustafa Kemal'in yönetici kişilik özelliğiyle ilgili. Vatanseverlik çok kolaydır. Bağımsızlık, vatan, vatan için canını ortaya koyma, vatan için ölme, bağımsızlık için savaşması. Mesela yurt toprağı, sana her şey feda olsun, kutlu olan sensin. Diğer taraftan henüz öğrenci olmasına rağmen 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçması ya da diğer taraftan Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılması, bunlar Mustafa Kemal'in vatansever olduğunu gösterir. Açık sözlülüğe bakıyoruz. Açıklık, şeffaflık, olduğu gibi söyleme, dürüstlük. Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Ben düşündüklerimi halkın huzurunda olduğu gibi söylerim. Bunlar da açık sözlülükle ilgilidir. Çok yönlülük karşınıza çok çıkacak. Farklı alanlar, birden fazla alanda çalışma yapma, farklı yetenekler, farklı alanlarda farklı eserler ortaya koyma gibi. Mesela Mustafa Kemal'in iyi bir asker, iyi bir lider ve iyi bir siyasetçi olması. Askerlik, liderlik, siyaset. Edebiyattan matematiğe çalışmalar yapması mesela. Ya da tarih, edebiyat ve matematik gibi farklı alanlarda eserler yazmış olması. İdealistlik, refah, ileriye taşıma, dava hayal etme. Askerlik mesleğine olan aşkı, o hayal, o ideal uğruna savaşması, mücadele etmesi ve her şeye rağmen annesi karşı çıkmasına rağmen gidip asker olması. Hem kararlı hem de idealist olduğunu gösterir. Mesela memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır demiş. Bu da idealist olduğunu bize gösterir. Bak bunlar mutlaka birçok kurumsal denemede, birçok soru bankasında karşına çıkacak senin babacığım. Onun için dikkatli bir şekilde öğrenmiş olman gerekiyor. Eğer anlamadıysan başa sar tekrar, başa sar tekrar. Tamam. Gel bakalım bir iki tane soru çözelim seninle hemen. Verilen anekdota bakılarak Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Zübeyde Hanım oğlunun asker olmasını hiç istemiyordu ancak Mustafa Kemal annesine bir gün şöyle dedi. Ben omzumda bez satan bir bezaz olamam. Bakın ben neler olacağım. Bir davası hayali var. O zaman burada kararlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. İdealist olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Askeri deha demek askeri alanda henüz yapılmamış bir şeyi ortaya koyması, uygulaması. Burada askeri deha mesela var mı? Yok babacık. İdealist mi? Evet. Kararlı mı? Evet. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. İleri görüşlükten bahsetmiştim zaten. Tahmin ediyor, gerçekleşiyor. Şuraya bakalım soru 3'e.
Verilen bu bilgilerde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisine vurgu yapıldığı söylenemez demiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesindeki başarılarıyla üstün komuta yeteneğini ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun başkomutan olarak görev yaptı. Başkomutan olarak görev yapmış lider babacığım. Ondan sonra üstün komuta yeteneği eşittir askeri dehadır. Burada diğer taraftan Kurtuluş Savaşı'nın zafere sonuçlanmasını sağladı. Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında Türk milletine önderlik ettiği gibi zaferden sonra da Türk milletinin her alanda çağdaşlaşmasına için bir dizi inkılap gerçekleştirdi. Çağdaşlaşma için inkılap gerçekleştirmiş. Bu da yenilikçi olduğunu gösterir. Öngörülü, ileri görüşlülük var mı? Yok. Bir şey tahmin etmiş ya da gerçekleşmiş mi? Hayır. Onun için B seçeneğini, pardon yanlış işaretledim ben. Soruyu doğru cevapladım ama yanlış işaretledim. Silelim hemen bunu. Öngörülü oluşu sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Babacım soru 2 ve 4 ödevindir. Ünite bitti. Ne yapacağız? Bundan sonraki videoda bir tane yeni nesil test çözeceğim sana. Bir tane yeni nesil testte ödev vereceğim. Zor sorular değildir babacım ama ben sana nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağım. Sen de bir sonraki testi kendin yapacaksın. Ya da şöyle yapalım. 5 tane bir tane bir testten çözelim. 5 tane diğer testten çözelim. En azından karma olur. Senin için de güzel olur. Tamam mı? Anlaştık, süpersin. Açıklama kısmında bu kitabı satın alabileceğin buy listesi ve internet satış linki bırakıyorum. Oradan kitabını temin edebilirsin. Seni çok çok sevdiğimi unutma, pes etme. Yeni nesil soru nasıl çözülür bir sonraki videoda göreceksin. Ondan sonra beni bekle, tamam mı? Kaçma bir yere. Görüşürüz, kendine iyi bak.